Merhaba değerli izleyenler. Geç olmadan yine salı akşamı 8'de canlı yayında sizlerle birlikte. Bugün her zamanki gibi, her zaman söylediğimiz gibi yine çok güzel, böyle orijinal olmasını istediğimiz konularla, konulardan birisiyle karşınızdayız. Geç olmadan bildiğiniz gibi özellikle yani gençlerin yaşanmışlıklarını, sorularını, sorunlarını, kaygılarını ele alan ama aynı zamanda bununla beraber birçok yaş grubuna hitap eden, onların sorularını, bütün yaş gruplarının aslında ana genel problemlerini konuşmaya çalışan bir gençlik programı. Ve biz ne yapıyoruz? Belli bir konu etrafında konuşuyoruz, belli bir konu etrafında tartışıyoruz, bazı sorular soruyoruz. Hem kendimize hem de sizlere bu soruları soruyoruz. Benim adım Uygar Düzgüner. Ben aslında öğretmenlik yapıyorum. Salı günleri de akşamları saat 8'de burada sizlerle Satya Türk aracılığıyla bu programın artık tırnak içerisinde söyleyeyim moderatörlüğünü yapmaya çalışıyorum. Yanımdaki değerli arkadaşlar bazen iyi bir moderatör olmadığımı söylerler yüzüme karşı veya şaka yani şaka yolu söylerler. Neyse bunun da konuşmasını daha sonra yapacağız. Ben çok kısa olarak Satya Türk'ün iletişim bilgilerini vermek istiyorum. Öncelikle bizi Facebook'tan, Satya Türk kanalından, Facebook Satya Türk kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Canlı yayına bağlanıp soru sormak isterseniz 0216 256 65 88 no'lu telefondan bizi arayabilir. Bu program esnasında, bu program özelinde sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Bununla beraber WhatsApp hattımız var. Yine WhatsApp'tan 533 423 50 20 numaralı telefon aracılığıyla sorularınızı, eleştirilerinizi mesaj olarak iletebilirsiniz. Diyecektim. Satya Türk frekansları değişti yaklaşık 6 ay önce. Bu frekanslar 12.264, Sembol 27.500 sanırım dikeydi ya da yanlış söyledim bilmiyorum ama dikey veya yatay hep karıştırıyorum. Satya Türk'ün de yeni TürkSat üzerinden güncellenen frekanslarını buradan takip edebilirsiniz. Bunu söylüyoruz çünkü birçok insanın hala bunu kullanamadığını, yani Satya Türk'ün TürkSat üzerinden bulamadıklarına dair şikayetler, eleştiriler geliyor. Biz sürekli bunu paylaşıyoruz ki siz de uygun bir şekilde, uygun bir zamanda güncelleyin Satya Türk'ün yeni frekanslarını TürkSat üzerinden. YouTube üzerinden de canlı yayınımız var, bunu da söyleyeyim. Evet, bugünkü konuya geçmeden önce yani Anna'dan, Timothy'den ve Gizem'den kendilerini de kısaca bizi ilk defa izleyenler için tanıtmalarını isteyeceğim, rica edeceğim. Anna, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda mı Anna? Her şey yolunda, iyi bir moderatör olmadığınla ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. Biz öyle bir şey söylemedik. Sen söylemedin, başkaları söylemişti. Onu bilemem. Şimdi böyle söyleyip de yani bizleri burada zan altında bırakıyorsun. Yani bana Recep'ten öyle söylediler. Böyle söylediler. Neyse. Biz bilmiyoruz. Evet. İsmim Anna Maria Cedolin. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Kadıköy Moda'daki Meryem Ana Katolik Kilisesi'ne gidiyorum. Çok iyi. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Bu espriyi niye yaptın? Dilemiyorum. Evet. Ders köşe. Böylece espri yapmamış mı oldun? Ders köşe. Tekrar mı sorsan falan diye düşündüm. Evet, Timothy hoş geldin. Sen hoş bulduk. Ben de kendimi tanıtayım. 23 yaşındayım. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Evet. Bu kadar. Hoş geldin. Tekrar. Hoş bulduk. Güzel, merhaba. İyi geçti. Teşekkürler sorduğun için. Güzel, merhaba. Merhaba, ben de iyi. Her şey yolunda mı güzel? Çok şükür. Her şey çok iyi. Kendini bize kısaca tanıtır mısın? Tabii ki. Gizem Düzgüner ben de. Süleyman Demirel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. İstanbul'daki Kadıköy Anadolu Protestan Kilisesi'ne katılıyorum. Çok güzel, çok güzel. Tekrar hoş geldiniz. Tabii bugünkü konuya da geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ben çok kısa olarak. Biz burada dördümüz belki oturuyoruz, konuşuyoruz, konuları tartışıyoruz ama bizimle beraber bu programın oluşmasını, bu programın sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan değerli Satya Türk'ün yönetmen ekibine, işte KJ'yi yapan, sesleri kontrol eden, diğer teknik detaylarla ilgilenen değerli dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlar iyi ki varlar. Her zaman başlarımızın tacı onlar. Onları da buradan bu şekilde bir ifadeyle selamlamak onları istiyorum. Evet, aslında bugün
Yani çok tartıştık bu konuyu. Yani dediler ki karşıt değil ki yani niye bunu yaptınız? Soranlar oldu yani yönetmenimiz de sordu. İşte yapımcılar arasında böyle bir şey oldu, bir soru işaretleri oldu. Yani şöyle dediler yani niye bunu yaptınız, niye bu konuyu koydunuz? Çünkü bunun bir mantığı yok dediler ki ben de katılıyorum yani. İlk başta düşündüğüm bir mantığı yok gibi geldi ama. Yani o gelebilir daha doğrusu bana gelmiyor ama onlara gelebilir normaldir. Çünkü karşıt değiller. Zıt değiller. Anne ne yapıyorsun diye açıklayacağım aslında. Yani bugün konumuz mutlu olmak mı yoksa haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Evet, bunlar karşıt değil ama karşıt bizim, olduğu yani örnekler karşıt var. Olduğu örnekler var. Bizim kültürümüzde bu karşıt olduğu örnekler çok fazla var. Esas mesele bu. Belki başka kültürlerde farklıdır ama bizim kültürümüzde kelime olarak kelimenin de anlamı olarak karşıt değiller. Yani dilde karşıt değiller ama kültürde karşıt olarak kullanılan örnekleri var. Bu örnekleri konuşacağız. Niye bu konuyu seçtik, bunu konuşacağız? Çünkü bizim amacımız yani öylece bir konu ortaya atıp bunu havada bırakmak değil. Bunu gerçekten en ince ayrıntısına kadar konuşmak, tartışmak. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Bizim kültürümüzde, toplumumuzda, her yaş grubu içerisinde İnsanlarımız özellikle haklı olmayı, bir konuda, belli konuda haklı olmayı birçok defa çok üstün bir değer sayıyorlar ve biz de buna dahiliz. Yani eğer bir şey bilmiyorsa bile o konuda az bilgisine rağmen iddiacı olmak, haklı olduğunu göstermek, bir şekilde üstün olduğunu göstermek bizim kültürümüzde çok yaygın, yaşayışımızda çok yaygın şeyler. Dolayısıyla haklı olmaya çalışırken de bazen işler çirkinleşebiliyor. Yani bilsek de bilmesek de bunu bu konuda iddialaştığımızda karşımızdaki insanı kırmak gibi maalesef bir sonuç da doğurabiliyor. Ve aslında tartışma konumuz bu. Yani insanları mutsuz edeceksek haklı olmak aslında doğru mudur? Haklı olmak gerekli midir? Haklı olmaya çalışmalı mıyız? Anna. Sence niye böyle bir baş... Ben konuştum. Evet. Söyledim. Teşekkür bir giriş yaptım. Bize bir şey bırakmayacaksın diye. Evet, evet. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Güzel. Yok yani normal şartlarda çok konuşan bir insan değilim. Beni bilen biri ancak... Hiç. Bunu ilk kez izleyenler belki anca yani inanabilirler. Şu an inanıyorlar ama. Yani bakıyorum şimdi ekran 4 dakika falan toplamda diyalog kurmuşuz. Ben bunun 2 dakikasında konuştum. Neyse anlayışınıza sığınıyorum. Ve tabii yani bunu konuşmamız gerekiyor. Ben kendi görüşümü de bir özet olarak sunmak istedim ki size de bir geçiş yapmak daha kolay olsun diye. Okay. Yoksa başka bir anlamı yoktu. Anna neden böyle bir başlık için, neden böyle bir konu başlığı için buradayız? Yani ne fikrin var bununla ilgili? Senin fikrini duymak isterim. Aslında benim için tam zamanında bir konu oldu. Çünkü ben bu konuyu yapacağımızın mesajı geldiği anda birisine hararetli bir şekilde hani haklı olduğumu savunmaya çalışıyordum ve hani kavgaya dönüşmek üzereydi. İşte haklı olmak mı, mutlu olmak mı yapalım görünce dedim he o zaman kavga edelim gerek yok diye. Yani niye güzel bir konu? Bence çünkü toplum olarak da dediğin gibi biz de öyle. Hani haklı olmak bizim için çok önemli. Yani bu benliğimizin maalesef getirdiği bir durum ve bazen haklı olmak istediğimiz için bunun uğruna çalışırken ya da dediğim gibi hararetli açıklamalar yaparken mutluluğumuzdan verebiliyoruz. Hem kendi esenliğimiz kaçıyor, hem karşımızdakini bir şekilde kırıyoruz. Yapıcı bir konuşma olmuyor. Hani paralel bir yere varmak yerine ayrılıklar oluyor. Hani bunu aslında tartışmak için bu konuyu seçtik. Güzel oldu. Güzel, çok güzel bir aslında giriş yaptın. Teşekkür ediyorum. Benim de amacım buydu. Yani sana soru sormaktaki amacım. Amaç çok konuşmak değildi. Neyse. Gizem, niye buradayız? Yani niye bu konu? Yani, niye buradayız? Niye bu evde buradayız? Her salı niye yani, geliyoruz? Bugün de söylediğim her şey aleyhime delil olarak geliyor. Sadece siz değil, galiba sizleri Recep'den söylediler. Uygar'la böyle bir münakaşı içerisine girin mi dediler? Yok, hiç öyle bir şey demediler. Ama senden bir mesaj geldi bu hafta. Canınız sağ olsun, sizleri sadece seviyorum. Evet Gizem, neden bu konu için buradayız? Yani bu konu için bu konu tartışmak gerekli miydi gerçekten ve niye bu konu? Sen ne dersin? Tabii. Ya aslında hayatımızın her noktasında olan bir durum. Bu haklıyım, haksızsın ve bunun getirdiği ilişki problemleri.
O zaman hayatımızın temelindeki bir noktaysa burada daha çok bunları konuşmaya çalışırız. Yani üzerine düşünmediğimiz bazen yani sadece böyle akışı içinde o hayatın yoğunluğu içinde yaşayıp bir şekilde giden konuları hani düşünüp bulup burada birazcık daha hadi bir saatte bakalım bunlara derinlemesine diye toplanıyoruz her salı. Ve bu haftada aslında en çok kullandığımız konu haklı olmak, haksız olmak, mutlu olmak. Yani bakarken böyle videolar vardı birazcık aslında. Komik videolar, hikayeler, böyle karikatürize edilmiş şeyler. Ama o kadar çok gördük ki yani hani evliliklerde bile ya da normal ikili ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde çok kullanılan yani. Ve aslında bunun artık böyle eğlenceli hale böyle birazcık tiye almak mı denir? Hı hı. O hale döndürülmüş konular yani. Hepimizin güldüğü ama acı noktalar aslında aynı zamanda. Ya acı noktalara gülmeye başladık aslında. Kesinlikle öyle. Trajikomik dediğimiz bir şeye dönüşmeye başlıyor. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı dediğimizde. Ya evet bu da çok güzel bir aslında fikirdi. Teşekkür ediyorum. Timothy sen bir şey eklemek ister misin? Bu kadar şeyden sonra. Yani açıkçası ben de bu konu başlığını görünce yani ikisi bir arada olmuyor mu sorusu direkt içimde canlandı. Ama gerçekten Gizem'in de söylediği gibi internetten baktığımız videolarda genellikle böyle hep aynı şeyleri gördük. Umarım bugün biraz daha hem kapsamlı daha güzel bir geniş bir perspektif verebiliriz diye umuyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Peki bu gerekli mi? Yani bu uğraş gerekli bir uğraş mı sence Timothy? Yani haklı olmak, mutlu olmak, yani böyle bir çelişki içerisinde yaşamak bir insan için kolay yani kolay bir şey değil tabii ki ama sence bu kadar uğraşmamızın, bu kadar bu konu üzerinde konuşmamız bizim için gerekli mi? Yani gerekli çünkü ikisi de aslında insanın yaşamı için ihtiyaçlarından yani kimi zaman haklı olduğumuzu görmeye de ihtiyacımız var. Kimi zaman yani mutlu olmaya da ihtiyacımız var. Ama burada şey, insanın hayatında önceliklerini ya da daha önemli gördüğü değerleri fark etmesi için bence çok güzel bir soru. Evet. Evet, kesinlikle bu bizim önceliklerimizi belirlemek için aslında bir noktada sorulan bir soru. Sen ne düşünüyorsun Anne? Yani dediği gibi evet önemli. Bir de şey, yani haklı olmamak bizi bu kadar yıkmamalı diye düşünüyorum. Biraz ben bu konuyu araştırırken biraz bu gözümde canlandı. Yani ben mesela haklı olduğumu bildiğim konularda ve çok tutkulu bir hani şekilde kendimi ifade ettiğimde çünkü duygusal bir insanım. Bazen kendimi kaybedebiliyorum. Bazen hani benim aslında doğru olduğunu bildiğim fikri savunurken bir bakıyorum ki hani sesim yükselmiş işte el hareketleri falan yapıyorum. Ya sakin ol zaten doğru olduğunu biliyorsun. Niye bu seni bu kadar etkiliyor? Hani bir de mesela karşımdaki bana anlamamış gibi bakarsa ya da eleştirel bir şey söylerse bence çok saçma tarzında bir yorum yaparsa o zaman daha da çok etkileyen. Bu bizi bu kadar etkilememeli. Ben bunu yavaş yavaş kafamda oluşmaya başladı. Yani fikir ayrılıkları olacak ama bu senin kendini nasıl ifade ettiğinle ilgili karşıdakinin de açık fikirli olup olmadığıyla esasında ilgili. Esasında hak aramak kötü bir şey değil ama bu hak ararken bunun sevgiyle örülmesi. Ve yani bir bina yaparken diğer binaları yıkmadan aslında biraz daha hani benzetme şeklinde oldu ama bir bina yaparken o bina yaparken diğer temellere zarar vermeden insani temellere zarar vermeden aslında bunu götürmek lazım diye düşünüyorum Gizem sen bu konuda ekstra yani bir şey var mı? Dediğin şey kesinlikle öyle ve aslında hak aramak dedin yani haklı olmak kime göre neye göre o soru akla geliyor yani farklı kişileriz. Hepimizde farklı bir benlik var ve doğru olduğumuzu yani doğru düşündüğümüzü savunmak istiyoruz her zaman. Ama bazen belli durumlar için iki doğru da olabilir. Tek bir doğru olmak zorunda değil. Farklı bakış açıları, farklı yaşanmışlıklar, tecrübeler. Yani iki doğru varken de yine de ben doğruyum, ben haklıyım. Benim söylediğim doğru çekişmesine giriyoruz yani bazen. Ya da yanlış anlaşılmalar üzerine böyle iletişimsizlik üzerine anlamadan eksik anlayıp o zaman aslında ne kadar zarar veriyor bizlere bu haklı olma düşüncesi, ben haklıyım deme kavramı. Çok güzel, yani bu da güzel bir nokta. Şimdi şöyle bir durum var, yani biz ikisi arasında, yani bunu biraz Timothy girişi yaptı ama ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda mıyız? Yani bunu biraz girdik bura ama yani haklı ol ya da mutlu ol. Yani hangisini seçmek isterdin Timothy? Yani sana ben sorumu söyledim ikisi olmuyor mu? doğru gerçi sen evet, o zaman sana seni pas geçeyim. Yani anneye sorayım. Anneye sor.
Bence güzel. Ama daha, senden daha real bir cevap bekliyorum, evet. Benden tamam. Sürreal bir cevap bekliyorum. Güzel. Çılgınca cevaplar vereceğim. Şimdi, yani. Yok, sen şimdi biraz duygusalsın. Artık bakalım ne yok, çıkacak. Yok tamam, fantastik cevaplar vereceğim. Ama 9 dil, 9 dil bilen birisi olarak... Şöyle söyleyelim. Yani hani hangisini seçmek gerekir tarzı bir evet. Soru sordun ya. Doğru bir soru mu bu sence? Benim sorduğum soru. Ya yanlış diyebilirsin, kızmam sana. Yok yani bunun sorusu da var tabii, onu da tedirginliği için diyeyim ama. Ya ben şey diye düşünüyorum, hani nasıl eski zamanlarda korku mekanizmamız hani ya dövüş ya kaç. Hani artık bu çok geçerli değil bence. Artık bizim korku mekanizmamız daha çok özgüven eksikliklerimizle ilgili. Hani şimdi ben haksız olursam işte acaba ezilmiş mi olurum? Acaba bu insan beni bilgisiz mi zanneder? Acaba ileriki tartışmalarımızda bu sefer beni saymamaya mı başlar diye bir... Özgüven eksikliğinden kaynaklanan bir korku oluyor. O yüzden evet. İnsan haksız olmak istemiyor. Bazen ben kendimi öyle durumlarda buluyorum ki haksızım, rahat. Hani yol tarifi olsun, bir şey olsun, bir konuda yanlış biliyorum. Ama bir bakıyorum ki doğru olmayan bir şeyi öyle savunuyorum ki yani bir bırak, hani sakin ol. Çünkü mutluluğun gidiyor, esenliğin gidiyor. O anda bir kavga durumundasın yani. O yüzden... Dediğim gibi yani tam olarak cevap vermek gerekirse hangisini seçmek ya da seçmek sürrealist gerekiyor cevap, mu? Sürrealist bir cevap. Ooo yani. Aslında anladığınızı söylediğinden bilmiyorum. Mutlu olmak yerine esenlikte olmak daha mı ayrı huzur. Güzel bir bakış açısı katar? Ya bu sorunun belki o karşılığı da olabilir. Bu arada Facebook ve YouTube'dan canlı yayınımız yok. Arkadaşlar ilgileniyorlar. Haberiniz olsun. Yani bizi... O zaman Sat Dedi'nin direkt Türksat'ın yani direkt Türksat'tan izleyebilirsiniz veya Sat Dedi'nin internet sitesinden. Gizem, bir seçim yapmak durumunda olsa idin. Hangisini seçerdin? Ya ikisini de seçmek aslında mümkünse. Timothy gibi düşünüyorsun. Yani tabii ki de. Ya ikisi haklı olmaktan mutlu olmak da aslında ikisi de çok olumlu kulağa olumlu gelen noktalar. Ama birinden birini feda etmem gerekiyorsa sanırım haklılığı feda edebilirdim diye düşünüyorum. Haklılığı yani, feda niye bunu söylüyorsun bize? Ya aslında şey var, onu düşünüyorum şu an. Yani günümüzde aslında toplumda yeni yeni ortaya çıkan bir kavram var. Kırılabilirlik, kırılganlık. Bu İngilizce vulnerability denilen şey daha çok. Türkçesini tam bulunamadı ama aslında çok konuşuluyor. Bu en çok TED konuşmaları falan var mesela. Dünyaca ünlü konuşmalarda en çok izlenilen konulardan bir tanesi bu konu. Hani o kadar insanların ilgisini çeken. Ve Anamaraya biraz önce şey derken hani ya savaş ya kaç. Hani aslında bu kırılganlığımızın bir şeyi haksız olduğumuzu kabul etmek gibi birazcık onu düşündüm. Hani eğer buna cesaretin varsa kırılabilirliğe, insanların önünde bazen küçük düşmeye ya da özgüvensizmiş gibi gözükmeye, ben yanlış düşündüm, hatalıydım belki bu düşüncemde demeye. Çünkü o büyük bir cesaret örneği aslında. Ve sanırım hani haksız olup bu cesaret örneğini gösterebilmeyi tercih ederdim. Yani illaki ben haklıyım demek yerine. Yani bunu gösterip mutlu olmak ısrar etmektense, daha iyi geliyor. bazı şeyler için. O şeyi dinlemek ve öğrenmeye çalışmak daha büyük bir mutluluk aslında. Yani ama şu bize zor olan, yani bize zor gelen şey. Yani yeni bir şeyler öğrenmek, onun için emek sarf etmek gibi fikir aktiviteleri veya eylemler bize çok zor geliyor. Yani bize en basit gelen şey, ya bu budur, işte tamam yani. Biraz tabiri caizse kestirip atmak gibi aslında. Bize daha kolay geliyor bu. Yani genelimizde böyle bir şey var. Belki bu bir toplumsal bir hastalık, başka bir şey söyleyebiliriz ama yani bunun sebebi, evet, çok okumaya, çok bilmeye istekli olmamak, alçak gönüllü olmamak aynı zamanda. Yani benim kendi fikrim, öğrenmeye açık, kendini geliştirmeye açık bireyler olmamak. Bu da şunu doğuruyor, vasat bireyler aslında ortaya çıkıyor. Ve yani bu yüzden yani en başta bakın, yani buna örneklere geleceğim. Mesela trafikte gittiğinizde iki sürücü tartıştığında hep... Konu, ya sen böyle yapıyorsun, ben böyle yapıyorum, sen böyle yapıyorsun, sen şöyle yapıyorsun. Ya kimse kendisine bir suç görmüyor. Herkes için kendisi haklı baktığınızda. Ve genellikle ya kavga ediyorlar, ya birbirlerine ağır hakaretler ediyorlar, başka ölümle sonuçlanan hadiseler oluyor. Mesela baktığımız zaman, ya bunun yerine başka bir yol yok muydu? Yani kardeşim, bunun yerine başka bir şey yapılamaz mıydı? Ya da ya kardeşim neyse, hani olmuş bitmiş, devam edelim. Yani keyfimizi bozmayalım
denilemez mi? Yani böyle bir ruh hali var aslında. Sanki ülkenin üzerinde böyle bir bulut var ve bütün o bulut her yeri kaplıyor. Bu gerçekten maalesef bizim her türlü yaşadığımız bir gerçek. Sadece trafik değil, her şey var. Örnekleri bazında konuşacak olursak, yani kendi toplumumuzda haklı olmak nasıl değerlendiriliyor? Örnekler verebilir misin bununla ilgili? Daha çok hani seyircilerimizin de kafasına somutlaşsın diye anla. Örnekler, yani düşünüyorum nasıl hepimiz haklı olmayı istiyoruz diye. Bir kere hepimiz bilgili insanlar olarak tanınmak istiyoruz. Bilmiyorum yani ben toplumda öyle bilinmek istiyorum. Anlam Araya işte bilgili biridir. Anlam Araya kültürlü biridir. 900'de biler. Hani bilir, pardon. Doğru olmasa tam bile insanların... Küserim ikinize. İnsanların hani hakkımızda böyle şeyler konuşmasını isteriz. Çünkü toplumda saygıdeğer insanlar olmak isteriz. Dolayısıyla hani bu altyapı bizde yoksa, ki çoğumuzda yok, bunu nasıl yapıyoruz? İşte bazen bilmediğimiz konularda konuşuyoruz. Bilmediğimiz konularda haklı olmaya çalışmak en riskli şey. Özellikle bizim toplumumuzda en büyük sıkıntı. Yani bilmiyorum demek bizim toplumumuzda yok. Ben geçen birisine saati sordum. Bir eczanenin kapısını açtım. Affedersiniz dedim, telefonumun şarjı bitti. Hani bana saati söyleyebilir misiniz? Adam, eczacı kalktı yerinden. Böyle yavaş çekimde bana doğru gelmeye başladı. Ben bekliyorum, büyük bir bilgi verecek. Hani saatler ileri alındı falan diyecek. Geldi bana doğru. Böyle yaslandı kapıya, böyle durdu. Saat dedi, bilmiyorum dedi. Bilmiyorum demiş ama. Bilmiyorum dedi ama benim ömrümü yedi orada. Önceden dedi. Hayatına 20 dakikası gitti orada. Orada zorlandı ama adam yok, yani. Kafasında belki bir nerede saat bulabilirim şeklinde düşündü. Tamam, amcayı savunmayı ben de çok isterim. Ama söylemeye çalıştığım şey... Savunalım amcamız, yani yaşlılara saygımız. Tabii ki. İnsanlar için çok zor bilmiyorum. Benim için de çok zor. Biri yol tarifi sorsun. Düşünürüm. Ya acaba benim potansiyelim var mı bunu tarif etmek için? Hani zorla bilmiyorum derim. Hep haklı olmak istiyoruz. Ve bence... Hani dedik ya az önce, sen sordun ya ikisi de olmaz mı diye. İkisinin de olmasını istiyorsak, haksız olduğumuzu düşündüğümüz insanı bilinçaltında yargılamayı bırakmamız lazım. Çünkü hepimizin yaptığı bir şey var. Bu adam kesin benim kadar bilmiyor. Evet. Ya da ben neler yaşadım, yani benim başımdan neler... Yani biz kendi bilgisizliğimizi de belki göstermek çok fazla istemiyoruz. Evet, o yani. Kesinlikle, ama yanımızdakini de çok yargılıyoruz. Çünkü aslında doğru olan benim için şu, karşındaki padişah da olsa... Dilenci de olsa ondan öğrenebileceğin bir şeyler var. Ve bunu bilincinde olarak hayatını yaşaman lazım. Yani haklı olmaya çalış, bütün hayat enerjini ona ver bir yere kadar. Ama sen o insanları dinlemezsen, dünyanın en bilge insanı en iyi dinlemeyi bilen insandır bence. Dinlemek. Çünkü her tanıştığın insan sana yeni bir bakış açısı verecek, yeni bir deneyim sunacak. Senin hiç içinde bulunmadığın olaylardan çıkardığı sonuçları paylaşacak. Ve o zaman asıl sen... haklı olabilecek bir insan olarak yoğrulmaya başlayacaksın. Çok güzel, çok güzel açıkladın. Yani ama bilmiyorum, cevabını almak bize de zor geliyor. Dürüst olduğu zaman bir insan, ben yine üzülüyorum yani, keşke söyleseydi. Adama istemsizce kızıyorum. Ben bilmiyorum dediği zaman bu. Evet, yani mesela yer bulmam lazım abi, bir adres bulmam lazım. Geçen yani 10 yıl oldu mu, 6-7 yıl oldu. Edirne'de bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Yani neydi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın şeyi. Doğduğu evi bulamıyoruz. Doğduğu bir ev var. Sultan Mehmet Han'ın. Ya bulamadık yani. Edirne'deydi. Ben hani yeniyim. Arkadaş, bir çocuğa sordum. İki genci. Edirneli'ye benziyordu. Biraz böyle sarışındı falan. Abi askerim dedi. Bilmiyorum. Dedim içimden ya. Sen de var ya, ne biçim askersin dedim. Yani içimden söylüyorum ama hani... İnsan ya dürüst şimdi, dürüst olunca da biraz hani yani işte ne yapacağım yani, abi daha yani. Daha mı güzeldi? Abi bilmiyorum demek yerine şuradan abuk 200 metre düz git, sağa dön, oradan sola git, böyle ters istikamet. Daha mı olacaktı? Daha sonra. Ya daha yani en azından şöyle derdim yani, düşünürdüm. Ya adam yanlış tarif etti ama hani neyse derdim. Ama bilmiyorum biz daha. Hiç öyle demezdim. Keşke neyse, sen de demezdin. Ben öyle diyorum yani. Bunun öyle... bir simülasyonunu yapalım bence. Yok, sen yaparız. Abi askerim falan de. Gizem, sen ne düşünüyorsun? Yani toplumsal olarak kendi toplumumuzda bu noktada ne durumdayız? Örnek verebilir misin bununla ilgili? Ya toplum olarak hep haklı olmak istiyoruz. Bu kesin bir kanı. Ve bilmiyorum demek bizde çok büyük bir şey ama... Şu var galiba, Anna Maria'nın söylediklerine ayrıca ek olarak hani düşünüyordum aynı zamanda. Birazcık böyle haklı olmak bizim o güvensizliğimizi örten bir şey gibi. Yani iki noktası var sürekli haklı olmaya çalışmanın bence. Ya güvensiziz, eksiyiz, eksik hissediyoruz ve haklı olduğumuzda sanki tamamlıyoruz kendimizi. Yani o bir şeyin üstünü örtüyoruz. Ya da ikinci noktamız biraz
fazla kibirliyiz. Hani o kibirimizden dolayı kabul etmek istemiyoruz ya, haksız olduğumuzu ya da yanlış bildiğimizi. Bu yani haksız olma durumu aslında şey, ona açıklık getirmek gerekiyor belki. Bir konu üzerinde tartışıp haklı haksız taraf olabiliriz. Ya da böyle birazcık ilişkilerde haklı haksız, yani ortaya çıkan bir durumda olabiliriz. Yani aslında bu ne, hangi duruma baktığımızda da değişen bir kavram. Haklı olma, haksız olma kavramı bizim için. Çok güzel. Timothy, sana da sorayım. Ya ilişkiler deyince genelde bu haklı olmak, mutlu olmak hep şey, yani karı koca arasındaki bir şeydir. Çok özür diliyorum. Sadece söyleme. Biz ki yani Türk halkı olarak diyelim, haklılık için adam öldürmeyi göze alan toplumumuz aynı zamanda yani. İnsanlar ölüyor yani. Sen yani mahkemeye çık neydi, haklıydım abi, bunlar oldu. Yani bana, herkes için bir açıklama yani var yani. Yani adam öldürüyor, anneme küfretti diyor. Ya ne, ha, çok haklıydım yani bu böyle bir şeyler. Haklılık psikolojisi aslında. Sonra işte karısını dövüyor, ya bana şöyle yaptı diyor. Yani hani şunu diyen yok, ya ben bunu yaptım, adamı öldürdüm ve pişmanım. Demekten onun önce, yaşama hakkı var mıydı, yani. Yok muydu, böyle demeden şeyler yok aslında mu yani? Demeden ama yani formalite, ama bizim etik şey, değerlerimiz yok demek ki bununla ilgili. Yani gerçekten bana böyle böyle söyledi. Yani bütün hukuk sistemimiz bile karşısındakini suçlamaya yönelik hazırlanmış. Hani formaliteden diyorsun ama... Yani ilginç bir şey bu. Trafikte de öyleyiz. Yani böyle sopalar falan çıkıyor birden böyle. Haklıydım, haksızdım kavga şeyleri. Geçenlerde film miydi? Taksici çağırıyor. Ama onu binmek için değil de açıyor kapıyı, sopasını alıyor böyle. Onun için çağırıyor yani. Doğru. Şey, çok özür diliyorum biraz önce böyle, ama onu direkt aklıma geldi. Şey, tabii biz daha önce belirttim. Bir teknik problem yaşıyoruz. Facebook ve YouTube'a bağlanmakta. Dijital servislerimiz bu problemi. Facebook şimdi gelmiş, YouTube'dan da bu şekilde çalışmalar sürüyor. Dijital olarak bir problem yaşıyoruz, dijital servisler aracılığıyla. Facebook'umuz şu anda, Facebook'tan canlı yayınımız şu anda gelmiş. Onu da belirtmek istiyorum. Devam ederse, yani evet örnekler verdik. Kazık bir soru geliyor. çok tedirginim. Çok nefes aldım. Timothy ikisi birden olmaz mı diye sordu aslında. Evet, ikisi birden olmaz diyoruz. Evet, YouTube'da gelmiş. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Timothy böyle bir soru sordu. Ama ben şunu aslında söylemek istiyorum. Yani sana sormak istiyorum. Kazık soru. Başka bir yerin için açayım biraz istiyorsan. Yok yani. Açsın. Biraz açsın. Açmak mı istiyorsun? Evet. Ama o zaman kazık bir soru sormuş olmam. Adamın gayesi bana kazık soru sormak. Sen soruyu sor, biraz çalışsın ya. Yani sen, tamam. Sen şey yap. Sen açıkla, ben sonra şey yapacağım. Yani o biraz sınır, biraz olayı örneklerle de belirtmeye çalıştık ama yani bazı konularda gerçekten bilmiyorum, rejinin verdiği tepki ilk baştaki, ben de benzer bir şey düşündüm yani. Çünkü hayattaki her örnek için bu soru tam olarak böyle mantıklı gelmiyor. Yani bazı temel değerler var. O değerler için belki haklı olmak ya da o değerlerin haklılığını savunmak daha ön plandayken, bazı noktalarda da öyle daha ikincil, temel olmayan konularda başka bir şeyi öne almak görebiliyoruz. Yani mutluluk belki, esenlik belki daha ön plana çıkıyor. Ama bazı konularda da ikisi birlikte gidiyor yani. O yüzden konudan konuya değişiyor. O yüzden biraz temel olmayan konular... İkinci hayatımızda yani bir küfür etmek mesela, yani hayatta tamam küfür etti, kafaya takmayıp geçebilirsin de yani. Ama hayati bir konu değil. Ama demek ki bazı temel konuları hayatileştiriyoruz. Yani bu kesin. Yani haklılık uğruna neyi feda ederdin? Yani anlam araya. Ben haklı olmak uğruna neyi feda ettiğim şey mutluluğum. Bence o yüzden çok güzel bir konu seçmişiz. Aferin bize. Yani ama bazıları düşünmüyor. Hiç karşıt falan değil. Ben biliyorsunuz. Ben hep böyle çoğu insanın düşünmediği şeyleri düşünüyorum ama. Yani evet, feda ettiğim şey mutluluğum. Çünkü o kadar çok çabalıyorum ki haklı olmak için. Saçma sapan bir durum. Halbuki ama ve ben bunu bir şey söyleyeceğim. Ben bu olayı çözdüm arkadaşlar. Size şöyle paylaşmak istiyorum. Dinliyoruz. Kağıtları alın. Ve aynen. Benim için, en azından benim hayatım için, hem haklı hem mutlu olmak istiyorsam benim iletişim tarzımı değiştirmem gerektiği kanısına vardım. Kullandığım sözcükleri değiştirmem lazım. Biraz nefes almam lazım konuşmadan. Özellikle böyle çok tutkulu hissettiğim bir şeyse. Yani karşımdakinin cidden haksız olduğunu düşünüyorsam kullandığım sözcükler o kadar değiştirir ki benim argüman demek istemiyorum. Benim tartıştığım konuyu.
Yani Hatice, biz internette bir araştırma yaptık işte, ne dememek lazım. Hadi canım hadi. He he tamam. Hani bunun yerine, ya aslında ilginç bir düşünce bu. Hani ben de şöyle düşündüm. Ya da hani aynı fikirde bile değilseniz, ya bak çok ilginç, hani ben böyle düşünmüyorum ama hani bir bakış açısı kattı bu bana. Bunu asla söyleyebiliyor muyum? Hayır, söyleyemiyorum ama çok isterdim, böyle idealimde böyle bir insan olmak var yani. Birisiyle gerçekten doğru olduğunu düşündüğüm bir konuyla ilgili tartışırken şey diyebilmek. Ya ben hiç böyle düşünmemiştim aslında, çok hani ilginç bir şey anlatıyorsun şu anda. Güzel, yani güzel bir yol. Güzel. Yani aslında neyi feda ederdin? Neyi feda ederdim? Yani Anna Meren dediği aynı şey aslında. Mutluluğumuzu feda ediyoruz yani haklı olmak uğruna çoğu zaman. Kesinlikle o yani, mutluluğumuzu. Okey. Timothy? Şimdi bomba bir cevap ver. Hadi bakalım. düşündüm ama yüklenmedi ya bu sefer. Mutluluğumuzu hem zamanımızı feda ediyoruz aslında. Evet, yani. Kesinlikle. Çünkü boşa geçen bir zaman. Enerji, zaman. Benim aklıma da akıl geldi yani. Aklımızı onunla meşgul ediyoruz fazla, gereksiz yere. Doğru. Çok güzel. Bu zaman da bir değil. Ya haklı olduğumuzda aslında sevinmiyoruz. Evet, ben haklıyım. Kibrimiz ortaya çıkıyor. Yani bir mutlu olmuyoruz. Yani bunu aslında siz kendiniz deneyim edebilirsiniz değerli izleyenler. Siz haklı olduğunuz bir konuda yani zafere ulaştığınızı hissettiğinizde mutlu olmuyorsunuz. O mutluluk değil. Yani, kısa dönem belki, çok geçici bir mutluluk. Hayır, aslında hırsının vermiş olduğu o sonuca seviniyorsun. Mutluluğun kendisine sevinmiyorsun. Yani mutluluk çok daha safi bir şey olduğu için o anlamda söylüyorum. Yani bu biraz fark edilebilir bir şey aslında. Efendim. Ya ben burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Küçük bir parantez. yani burada bazen şey de var. Bazı konularda kendimizi hak, yani motivasyonumuz çok önemli burada bence. Yani ben mi haklı çıkmaya çalışıyorum, yoksa gerçekten ortada bir hakkı bir düşünce var ama birlikte onu bulmaya mı çalışıyoruz yani? bu benim düşüncem de olabilir ama benim olduğu için değil de o haklı olduğu için mi haklı oluyor, yoksa benim düşüncem olduğu için mi haklı oluyor? Yani burada çok önemli de bir soru var bence. Yani bazen öyle bir şey oluyor ki gerçekten haklı olmamız ya da haklı olan, doğru olan bir şeyi ortaya çıkartmamız gerekiyor. Ama bir yerde doğru olanı çıkartmaktan değil de, ya ben haklıyım, sen haksızsına dönüyor olay. Yani olay amacı olmaması gereken bir yere gidiyor yani. Yani şöyle mesela baktığımızda, peki demek ya tamam. Belli bir konuda sürekli hak aramaktan vazgeçmek. Yani neyse, hani demek kolay bir şey mi sence Timothy? Kolay bir şey değil aslında. Yani toplum olarak ama sen kendi kişisel hayatında nasılsın diye soruyorum aslında. Bize her hafta böyle kişisel hayatımızı bir kişisel verilerin korunumu kanununa göre. Hadi bakalım. Yani zaman zaman zor oluyor gerçekten. Yani bazen bilinçli olarak düşünüyorum, motivasyonumu sorguluyorum ama bazen gerçekten o anın heyecanıyla karşı tarafın da bir anlamda bu heyecanı paylaştığı anlarda özellikle o olayın akışına kapılıyorum yani. Yani şu var, yani ben demiştim diye bilmek çok böyle çok güzel bir şey, bir kazanma ifadesi. Ama Timothy ile şey konuştuk, yani peki diyebilmek çok hafiflik veriyor aslında insana. Yani bir şey üzerinde artık ısrarcı olmamak, sürekli onunla ilgili bir savaş, mücadele yani yürütmemek, özellikle ikili ilişkilerimizde yani peki, yani buyur. Ama bence biz peki'yi öyle söylemiyoruz ya. Sen nasıl çok, söylüyoruz? Sen çok tontik bir versiyonunu aktardın bence. O erkek tontik versiyonu. Onun dediği gerçekten Hristiyanca bir peki. Hani peki'nin altındaki anlamlar var ya, o alt anlamlara gelelim. Şöyle yapalım, bir kadın olarak söyle bakayım. Bir dakika, bu kadar sorumluluk istemiyorum şu anda. Bence bunun birçok versiyonu çıkar burada. Söyle yani misin? Senin söylediğin... Bir kadın olarak. Bir kadın olarak değil mi? Anlamı olarak söyleyeceğim. Şöyle, yani senin söylediğin peki gerçekten çok Hristiyanca, çok böyle hani peki. Belki öyle ben de sadece olsun. Bu yüzden görünsün diye. Ama ben peki dediğim zaman, ki eminim bir sürü insan peki'yi bu anlamda kullanıyor. Sen peki dediğin zaman nasıl oldu yani? Yani peki bir kabul ya bir hani. Kavga içindeyimdir. Daha fazla kavga etmeye enerjim kalmamıştır ve son sözü söylemek istiyorumdur. O zaman peki diyebilirim yani. Son sözü bu söylemek. Bu da çok sinir bozucu bir şey. Son sözü söylemek konusunda haklılığın
haklılığını göstermek için peki diyor diyorsunuz o zaman. Yani hepimiz diyoruzdur. Kötü adam olmak istemiyorum ya. Hepimiz öyle diyoruz. Peki sen de mi öyle diyorsun Gizem? Peki demek bir hakkından vazgeçmek değil de aslında evet sen haksızsın ama ben seninle uğraşmak istemiyorum. Hmm. Senin seviyene inmek istemiyorum. Seninle uğraşıp da gülümü mahvetmek istemiyorum. Şeklinde mi acaba bu? Tam o ağırlıkta olması da ona yakın diyebilirim. Nasıl bir yakınlıkta oluyor? Bize anlatır mısın? Yani konuyu zaman kaybediyorum. Evet. İşte haklı olmak mı, mutlu olmak mı, zaman kaybetmek mi? Daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Haklılığımdan vazgeçiyorum bunun için. Aslında haklıyım yani içimde. Evet ama... Karşımda sen kesinlikle yanlışsın diyorum ama... Hani dışarıda böyle tamam haklımdan vazgeçtim. Evet. Peki deyip gidiyorum. Peki, o demek yani. Peki bak ben mesela peki dedim. Peki bak. Peki. Demek ki katılmıyor. Hayır canım öyle şey mi olur? Yani ben... Tamam burada daha çok takılmıyorum. Başkalarıyla, bunu Timothy'ye soracağım. Başkalarıyla aynı fikirde olmadığınızda susabilir misiniz yoksa yanlış düşünceleri yüzüne vurmak ve bunu konuşmak... düzeltmek ihtiyacı hisseder misiniz? Timothy Bey. İstersen sana sorabilirim. Yok, Timothy Bey'e soralım. Hanımefendi. Sana peki sorusu sorduğum için artık başka sıramı bir zor soru sorarak seni daha çok depresyon etmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Yoksa Reci'den bana sürekli diyorlar ya Anna Maria'ya çok uğraşma falan diye söyleyenler var. Evet. İçine içine. Aynen. Evet Timothy. Bir ihtimal reklama kadar konuşur musun diye düşünüyorum. Ama o zaman yani... Soruyu bir daha sorabilir misin? Araya o kadar geçirdi, uzun da bir soruydu. O kadar numarayı var. Başkalarıyla aynı fikirde olmadığında, yani başkalarını haklı bulmadığında susabilir misin? Yoksa yanlış düşünceleri insanların yüzüne vurmak ve haklılığını kanıtlamak, onları düzeltmek ihtiyacı hisseder misin Timothy'cim? Zaman zaman cevap hissederim yani. Cevap veremedi ama bir anda. Ya bunlar aslında böyle sorulması basit ama içeriği gerçekten hani derin sorular yani böyle insan beynindeki veri tabanından yaşadığı deneyimleri hatırlamaya çalışıyor böyle. Ama gerçek yani bilmiyorum çok öyle hani birinin yüzüne sen böyle yaptın tarzında bir şey demem herhalde. Yani bayağı ama, bir kusalım diyorsun. Şaka yapıyorum. Yok yani illa bir yanlış yaptık diye de en dibine kadar gitmemiz gerekmiyor. Yani. Tamam, okay. Doğru. Tamam bu güzel oldu. Peki şöyle sorayım. Gizem bir iş var. Yapılmıyor. Senin istediğin tarzda yapılmıyor. Sen bunu yapanların yanlış yaptığını düşünüyorsun. Onlara hak vermiyorsun. Kendini haklı olduğunu düşünüyorsun. O işi yine de dört elle sarılarak yapar mısın? Destek verir misin? Takım çalışmasına katkı sağlar mısın veya çekip gider misin? Çok şey soru sordun ya. Aa, o kadar çok alt başlamak zor. Cevaplamak için 30 dakika var. Sağ ol da başarılı. Takım çalışması koşu kırıklığı. Bir dakika bir şey diyeceğim. Var ya o şey sorunun içinde o kadar çok kavram var ki bir tanesi benim için olan. Söyle. Tamam. Şöyle sakinleşelim ve çok fazla kelimeler, cümleler birbirine girmesin. Şöyle bunu söyleyen yani 30 dakikan var diye de aynı soruyu sormayı planlıyorum. O yüzden önce sana sorayım da sonra ona sorayım. Şimdi bir, Gizem olarak, ay çok zor, kesinlikle ben çıldırırım. Ya benim karakterimle alakalı bir şey ama öğreniyorum. Bayağı bir çabalıyorum bu konu hakkında. Hep aldığım eğitimim, hep öğrendiğim şey böyle hep böyle optimum. Yani en iyi çözüme ulaş, en iyisini yap, en iyi verimi al mantığı üzerine yıllarım şekillendiği için hani böyle bir iş olduğunda ve orada bir hata gördüğümde, haksızlık gördüğümde dayanamıyorum. Yani nasıl daha iyi yapılabilir diye otomatik olarak vücudum, bedenim, beynim fonksiyon veriyor ama uygun dediği şey vardı aslında takım çalışması vesaire aslında en çok kullanılan kavramlar bu. İletişim aynı zamanda onun içinde. Aslında haklıyım, haksızım tartışmasından öte ki benim yaptığım şey doğru değil, otomatik geliyor dediğim gibi. Birazcık yani neden olmuyor? Nasıl, diğer kişilerin düşüncesi ne, bakış açısı ne, nerede eksiklik var? Aslında onları tartışmak en verimli yolu sanırım böyle şeylerin. Tamam, ve hangi dili kullandığın çok tamam, önemli. Tamam, yani o zaman bununla ilgili gelişim kaydettiğini söylüyorsun. Tabii, yani. Ama yeterli olmadığını da söylüyorsun sen. Öğreniyorum, öğretebilirim daha çok. Öğreniyorsun ve öğretebilirlik öğretebilirliğim konusunda... öğrenmiştim tamam. Ben daha çok. Biraz garip peki, oldu peki Anna, bir iş yapılıyor. Aynı soruyu da Anna'ya soruyor. Evet. Hazır mısın? 9'u bilen değerli çok... hanımefendi. Bir dakika. Tamam. Bir iş yapılıyor. Bu işte senin haklılığına yani sen haklı olduğuna, yani metot no konusunda haklı olduğuna inanıyorsun ama insanlar çoğunluk bunu haklı görmüyorlar. Sen çekilir misin? Ama veya takım çalışmasına katılıp onların aldığı karara saygı duyup bunu kabullenip içselleştirip
İçeride ağlar mısın? Ama sorduğum soru tam böyle değildi ama. Yok, farklı daha bir versiyonu sordu. Zorla neyi istiyorsun? Aynı soruyu sorulacaksak niye yani? Aynen. Şimdi o kadar uzun bir soru sordu ki istiyor ki ben unutayım soruyu. Ama bu sefer deneyeceğim unutmamayı. Ne yapardın? Ya şöyle, bana bir fırsat verilirse, küçük bir grupsa, bir de büyük bir grup olursa strese girebilirim. Küçük bir grupsa anlatmaya çalışırım neden kendi metodumun doğru olduğunu. Doğru demeyeyim de tamam. Daha efektif. Kabul belki daha... edilmedi bu. Kabul edilmedi. O zaman tabii ki yani kabul edilen şeyle gitmen yani lazım. Yani 4 elle sarılırsın. İçselleştirirsin. Sarılmanla başka çaren var mı? Yani istersen bunu yavaşlatabilirsin, yapmak ya, istemeyebilirsin. Yok, ben şöyle düşünüyorum. Ahlaki yani... olarak soruyorum işte. Yani etik değerler olarak bunu yapma yetkin bir var. Çünkü söz insansın. Konusu, söz bir takım... konusu bir işse evet. O zaman evet, çoğunluğun aldığı karara 4 elle sarılırım. Ama mesela veya... senin Timothy'ye sorduğun soru vardı ya, işte bir yanlış olduğunu yani düşündüğün. Yanlış ol... Ödemeyelim. Ben yaşlı bir insan yanlış diye olduğunu düşündüğün evet. Bir şey oluyorsa sen çekinir misin? Hani doğruyu söyler misin? Söylemekten evet. Çekinir misin? Bu zarar verecekse insanlara söz konusu şey, o zaman çekinmem. Çünkü yani birisi ucunda zarar görecekse o zaman söylerim arkadaşlar bence bu doğru değil derim yani. Çünkü bu hani Tanrı da böyle olmamızı istiyor. Hani çekinmeyin doğru olanı söylemekten tamam. Diyor ya. Ama hani kimseye zarar vermeyecek bir şeyse öyle illa haklı olduğumu işte kanıtlamak için bir öyle çılgınca bir enerji harcamam. Okey. Tamam. Evet, güzel. Bir şey var aslında, onu söylemek istiyorum birazcık da. Birazcık bu haklı haksız olma konusu aslında takımlarda vesaire dedik. Küçük böyle araya küçük bir parantez açmak istiyorum aslında, tam konumuzla da bağlantılı değil mi? Takımların 5 temel aksaklığı diye, ekiplerin 5 temel aksaklığı diye çok güzel bir kitap var. Orada okuduğum bir şey. Ve şimdi düşündüğümde biraz o haklı olmak, haksız olmak bunun içine de yer ediyor. Birincisi güven kavramı çok önemli aslında. Haklılık, haksızlık tartışmasının içinde eğer tanıdığımız bir ortam varsa sanırım güven olayı da çok önemli noktaya geliyor. Çünkü dediği gibi yani bir grup aynı fikirdeyse ve ben onların düşünce tarzına güveniyorsam, haklı olduğumu düşünsem bile haksız olmayı tabii kabul ki etmek daha kolay bir şey oluyor. Tabii. Yani bu daha böyle bir olmak, birlik içinde olmak daha kolaylaşıyor. Takım çalışması bu demek. Yani çünkü haklıyım evet bana göre ama farklı düşünceler var ve o kişilerin de doğruyu düşünebileceğine güveniyorum. Evet. Daha iyi bir bakış açısına sahip olabileceğine güveniyorum. Ve o güven aslında bir olmaya getiriyor. Kesinlikle. İyi bir şey. Ve ikinci nokta da çatışma yönetimi. Çünkü haklı, haksız düşünceleri birbirine zıt iki düşünce var ya da birden fazla çok düşünce var. O zaman orada böyle bir çatışma hali var. Hangisi doğru, ne, nasıl? O zaman yani onun yönetebilirlik de aslında o önemli bir noktaya geliyor gibi. Hani ilişkiler açısından. Hangi dinleme tekniğini kullanıyoruz, hangi konuşma tekniklerini kullanıyoruz, karşımızdakini incitmeden nasıl konuşuyoruz ya da daha iyi onu anlamaya nasıl çalışıyoruz? Hani hepsi birer metot gibi, bir yol yöntem gibi bir şey aynı zamanda. Yani bu soruya bağlantılı, yani ortaya bir soru soracağım. İsteyen bir kişi cevaplayabilir, üçünüzün cevaplamasına göre ama. Bir, yani işten bahsettik, hani haklılığınıza değer verilmediğini ve başka bir yolla bir yol alındığını söyledik. Peki bu başarıya ulaşsa, yani farklı yoldan insanlar başarıya ulaşsa, yani sizin iddia ettiğiniz, hak iddia ettiğiniz yol dışında buna sevinir miydiniz? Tabii ki. Sevinirdin. Evet. Yani mutlu olurdun onlara. Tabii ki. Ama sana hak verilmediği için içinde bir burukluk olmaz mıydı? Ya ilk 5 dakika sonra tamam, hayata vay devam be edelim. Çok güçlüsün anladın. Ay, şey ay, bu aslında. Yani güven ortamında evet, bir tartışmanın sonucunda bunu kabul ediyorsan sevinirsin. Ama kibirden gelen ben haklıyım düşüncesi varsa büyük olasılıkla içinden böyle tüh be falan, böyle bir kıskançlık, evet, hani diğer duygular ortaya çıkar yani. Niye benim düşüncem olmadı da o oldu, bak onun dediği doğru çıktı falan. Ama bu en temeldeki o ilişki seviyesiyle de ortaya çıkan bir şey sanırım. Çok güzel. Yani aslında maalesef kültürde insanlarımızın hayatlarında bunlar hep bir eksi. Yani bir iş yapılsa bile birçok insan kendi planlarıyla, kendi fikirleriyle yapılmadığı için yani mutluymuş gibi davranıyor ama aslında mutlu değil. Ya, ya burada da, o zaman ya aslında olaya diğer açıdan bakıp bir soru sorabiliriz. Yani haklı olmak, mutlu olmak diye soruyoruz ama bu sefer yani haksız olmak da olabilir mi? Yani haksız da olabilir mi? Yani bazen haksız yani da olayım, mutlu olabiliriz belki. O da olabilir ama. Ya olabilir. Ya haksızlığı haksızsak da onu da görmeye de çalışmak çok önemli bir şey. Zaten yani haklı olup olmamayı sorgularken aslında söylediğimiz gibi hani amaç
neyin haklı olduğunu görmek. Yani benim veya başkasının evet. değil de neyin haklı. Hı-hı. Burada doğru, ben de haksız bulmak. Olabilirim. Kesinlikle. Ama en sonunda haklı olanı görürsem ya bunu mutlulukla karşılamak aslında çok büyük bir erdem. Bu erdem ya. Bu konuda olgunlaşmak, bu konuda ilerlemek gerekiyor. Yani bugün aslında verilebilecek en iyi mesajlardan bir tanesi de şudur ki yani biz en başta konuştuğumuz o temel üzerine aslında her şeyi inşa etmeliyiz. Yani senin söylediğine ek olarak bunu söylüyorum. Yani bir yol varsa o yolun etrafındaki temelleri ve değerleri yıkmadan ve yani ve hayatın her zaman bizim istediğimiz ve bizim yani fikirlerimizin doğrultusunda gerçekleşmeyeceğini bilerek aslında devam etmeyi öğrenmek lazım. Bu bir olgunluk. Ben diliyorum hem gençlere hem de diğer yani yaş grubundaki insanlar da bunun farkına varabilir. Varmayı deneyebilir. Nitekim İsa Mesih çarmıhta tamamıyla haklı birisi olarak çarmıha girildi. Haksız değildi. Ama ölümü yendiğinde mutlu oldu. Dolayısıyla yani biz kendi hayatımıza bakıyoruz ama Tanrı'nın planında da haklılık ve mutluluk konusunda çok ilginç, çok karşıtı olarak ifade edebileceğimiz şeyler oluştu. Bunu da kısa bir reklam aramızdan sonra konuşacağız. Kutsal Kitap'tan karakterler, İsa Mesih çarmıhta haklıyken sonra nasıl mutlu oldu? Bunu da biraz tartışacağız. Ve tabii ki Kutsal Kitap'ın bakışını, dünya görüşünü tekrar ve tekrar konuşacağımız bir zaman olacak. Çok kısa bir reklam arası sonra tekrar birlikteyiz. Merhaba, bizler Satyedi ekibi olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da eğitici, bilgilendirici Hristiyan programları üreterek insanlara sevginin ve umudun mesajını göndermek için çok çalışıyoruz. En kaliteli programları sizlere sunmak ve kendimizi geliştirmek için sizlere kendimizi adadık. Bir anket hazırladık. Bu ankete katılmanız için sizi davet ediyoruz. Tek yapmanız gereken web sitesine girip anketi doldurmak. Anketi tamamlamanız sadece birkaç dakikanızı alacaktır. Verdiğiniz yanıtlar kesinlikle gizli tutulacaktır. Ankete katılmayı ve istediğiniz programları bize söylemeyi unutmayınız. Sizler ailemizin birer parçasısınız ve fikirleriniz bizim için çok önemli. Merhaba değerli izleyenler, tekrar kısa bir reklam arasından sonra beraberiz. Aslında konuşuyorduk. En son ben kapatırken, yani reklam arasına gitmeden önce İsa Mesih bütün söylediklerinden ötürü haksız değildi, tamamen haklıydı ama buna rağmen çarmıha gerildi. Ama ölümü yendiğinde bizi de aynı şekilde ölümden diriltebileceği için mutlu oldu. Bütün insanlık için mutlu oldu. Dolayısıyla bu yüzden bu konuyu seçtik. Bu yüzden bu konuyu tartışmaya aslında biraz açalım istedik. Timothy bir şey eklemek istediğini söylemişti. Timothy sen eklersen çok iyi olur. Bunu kendi aramızda daha önceden de konuştuk. Şöyle bir şey söylemek bence çok önemli. Yani bazı konular var. Baştan beri vurguladığımız temel değerler. Onları yıkmamaya çalışıyoruz. Yapıcı olmaya çalışıyoruz ama bazen öyle konuları yıkmaya çalışan tartışmalarımız ya da konuşmalarımız da oluyor. Yani insanlar temel değerlere sıtışıyorlar. O zaman temel değerlerimizi de haklı olmayı bırakıp da mutlu olmak mı lazım? Ya da yani ben haklı olacağım gayesiyle değil de temel değerleri sağlam tutmak için de bazı noktalarda yani mutlu olmak veya olmamak değil ama doğru olanın da ortaya çıkması için gayret göstermeliyiz. Bunu söylemek lazım. Yani orada ayrım yapacağımız şey her zaman bu temel bir şey mi? Yoksa ikinci bir şey mi? Bu ayrımına varmak gerekiyor. Yani bunun üzerinde bence zaten Kutsal Kitap'tan konuşurken örneklerden daha belki net ayrımına da varacağız. Diyemiyorum. Peki karakterler özeline gidersek Anna. Kutsal Kitap karakterlerinde ne var bize ne
Nasıl örnekler verebilirim? Tabii ki. Sen zaten en büyük örneğimizi söyledin. Mesih İsa'dan bahsettin ve onun nasıl tüm insanlığın mutluluğunu seçtiğini söyledin. Hakkını savunmak yerine bunu yaptığını söyledin. Ben de merak ettim. Kutsal kitapta hangi karakterler var? Hani bu mutluluk mu, haklı olmak mı? Bu seçimi yapan ve neyi seçtiler? Bunu merak ettim. Birkaç tane örnek buldum. Örneğin eski antlaşmadan gidersek Yakup örneği var. Yakup sevdiği Rahel ile evlenmek için 7 sene Rahel'in babasının yanında çalışmayı kabul ediyor. 7 sene çalışıyor. Ondan sonra babası başka bir kızını veriyor ona. O da diyor ki bu benim sevdiğim kadın bu değil diyor. Bir 7 sene daha çalışıyor ve sonunda evleniyor. Şimdi ben düşünüyorum 14 sene. Hani nasıl bir mutluluk hayal etti ki 14 sene boyunca hiç sesini çıkarmadan sevdiği kadın için çalıştı. Burada Yakup mutluluğu seçti. Hakkını aramayı seçmedi. Yani gidip de Laban'a demedi. Ya sen bana bunu söz vermiştin. Niye şimdi hani yamuk yapıyorsun demedi. Başka bir karakter Yusuf. Bunu geçen hafta da ben konuşmuştum. Yusuf mesela... Yamuk yapıyorsun derken güldüm. Ha, özür dilerim. Biraz şey yok, sonra, jargon kullanıyorum. Sonra bazen değerli arkadaşlarımız bize çok... Doğru. Daha İstanbul Türkçesi kullanmaya çalışacağım. Serzenişte bulunuyorlar. Tamam. İsmini vermeyin de sonra şey olmasın. Tamam. Arkadaş şey yapmasın bizi. Latife ediyordum. Evet. Bir başka karakter Yusuf. Yusuf da bildiğiniz gibi hani kardeşleri Yusuf'a çok fazla kazık atıyor. Kuyuya atıyorlar, köleliğe satıyorlar. Bir sürü şey geliyor başına. Ailesinden oluyor, vatanından oluyor. Ama sonra Rabbana lütuf verdikten sonra hakkını aramak ya da onlardan intikam almak yerine ne yapıyor? Mutlu olmayı seçiyor. Bu mutluluğunu, bu sevgisini kardeşleriyle ve ailesiyle paylaşmayı seçiyor. Sonra Kral Saul'la Davut'a baktım. Çünkü onların ilişkisi beni hep çok hani ilgimi çekmiştir. Çünkü Kral Saul çok çok büyük bir kral ve Tanrı'nın öncesinden mesettiği, seçtiği bir kral. Ama sürekli Davut'un onun tahtında gözü olduğunu düşündüğü için sürekli Davut'un peşinde. Davut'u öldürmeye çalışıyor, kıstırmaya çalışıyor, işte canını almaya çalışıyor. Ama Davut hiçbir zaman ona karşı gelip de ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın, ben sana ne yaptım demiyor. Diyor ki sen Tanrı'nın seçtiği kişisin. Ben nasıl senin tahtına göz dikmiş olabilirim? Hani sen dolayısıyla hani şeyi seç, hem aslında söylüyor, diyor ki ben sana bir şey yapmadım. Beni öldürmen için hiçbir sebep yok. Sen dediğim gibi Tanrı'nın seçtiği kişisin. Dolayısıyla Davut hem haklı olmayı seçiyor hem mutlu olmayı seçiyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü hakkını ararken sevgide konuşuyor. Davut'a diyor ki sen şöyle büyüksün, sen böyle bir kralsın, ben seni bu kadar seviyorum, bütün canımla seviyorum seni diyor. Ve dolayısıyla hem hakkını aramış oluyor hem de mutlu olmuş oluyor. Sonra havarilere baktım, havariler neyi seçti diye. Aslında havariler, senin de dediğin gibi bazı temel gerçekler vardır ya, şimdi havariler biliyorlar, onların hayatlarında bir doğru vardı. Kurtarıcı ve Rab Mesih İsa'dır ve bunu duyurmamak gibi bir seçenekleri yok. Bu o kadar büyük bir doğru ki bunu gittikleri her yerde ve konuştukları her kişiye duyurmak için içlerinde bir ateş var. Peki kabul gördüler mi? Hayır, işkence gördüler, kaçmak zorunda kaldılar, öldürüldüler, çarmıha gerildiler. Ama bu durumdan vazgeçmediler. Haklı olanı, doğru olanı konuşmaktan vazgeçmediler. Ama bu onlara mutluluk da getirdi. Neden? Çünkü bu haklılık durumları, yani bu mutlulukları İsa'daydı. Yani onlar için mutlu olmak ya bir evim olsun, sıcak bir yuvam olsun, bir eşim olsun, çocuklarım etrafımda olsun değildi. Onlar için mutluluk Mesih İsa'nın krallığını duyurmaktı. Onun merhametini, onun affını duyurmaktı. Yani sadece her zaman en mutlu olunmuyor ama haklı ve mutlu olmak da mümkün aslında. Kesinlikle. Yani bazen anlık olarak belki mutluluk arıyoruz ama bu sefer hayatımızda daha kalıcı bir mutluluk değil de bu sefer yalanlar üzerine kurulmuş bir hayat yaşıyoruz. Başka karakterler var mı Timothy? Kusaktan. Başka karakterler, yani benim aklıma ya birkaç tane, üç tane örnek gelmişti İsa'nın örneği dışında. Belki en güzellerinden biri Filipililer'de geçiyor. Filipililer 4:2'de. Evodia ve Sinti diye iki karakter var o kilisenin içerisinde ve bir konuda anlaşmazlıkları var. Evet. Paulus mektup yazdığı zaman onların ama anlaşmazlıkları ile ilgili herhangi bir şey söylemiyor. Yani bu konuda, şu konuda. Yani buradan şöyle bir çıkarım yapabiliriz ki demek ki çok temel bir konuda anlaşmazlıkları yok. Yoksa görüyoruz ki Paulus mektuplarında temel konularda hep bir vurgusu var. Belirterek onları açıklıyor. Ama burada gördüğümüz şey Rab yolunda aynı düşüncede olun diyerek bitiriyor. Yani bazı noktalar hayatımızda, bu iman hayatımızda da olabilir. İman hayatımızın içerisinde sadece
ilahiyatsal değil de gündelik hayat, gündelik hayatla ilgili şeyler de olabilir. Temel değerlerin dışında oralarda olabildiğince sevgi içerisinde kalmak, birbirimize anlayışlı olmak, aynı Mesih'in düşüncesini sahiplenerek devam etmek çok önemli. Yani başka bir örnek aslında çarpıcı olarak Pavlus bu sefer Korint Kilisesi'ne yazıyor. Onların içerisinde bir problem var, anlaşmazlıklar var ve birbirlerini dolandırıyorlar. Ama Pavlus onlara şöyle yazıyor, diyor ki kendinizi bilge görüyorsunuz ama aranızda bu olayı çözecek, yargılayacak kimse yok mu? Gidip de dışarıdaki insanlarda çözüm arıyorsunuz. Yani 1. Korintiler 6. bölüm 7. ayet. Aynen. Aslında birbirinizden davacı olmanız bile sizin için düpedüz yenilgidir. Haksızlığa uğrasanız daha iyi olmaz mı? Evet. Dolandırırsanız daha iyi olmaz mı? Bunun yerine siz kendiniz haksızlık edip başkasını dolandırıyorsunuz. Üstelik bunu kardeşlerinize yapıyorsunuz. Yani burada şöyle bir şey görüyoruz. Tabii bir problem olduğu zaman kilise içerisinde özellikle imanlı kişiler arasında. Yani bu orada kilise içerisinde çözülebiliyor olması lazım. Ama çözülemiyorsa bazı... Demek ki bazı noktalarda bunu dışarıda hakkımızı savunmak yerine haksız olmayı Mesih uğruna bir ayrıcalık sayarak yeğlemeyi de öğrenmek gerekiyor. Yani bazen demek ki bazı noktalarda haksız olmayı yeğlemek ya da karşılıklı anlaşmadığımız noktalar temel değilse oralarda birbirimizi kabul etmeyi de öğrenmek gerekiyor. Kabul etmek ve sevgiyle kabul etmek aslında. Yani sırf bir dini bir ritüel olarak değil ama evet. Mesih'ten gelen sevgiyle kabul etmek, onun çağrımının hatırına bunu kabul etmek önemli. Peki, Gizem sen bir şey eklemek ister misin? Bu ya. Yani bu doğrultuda yani eklemek istediğin bir şey var mı? Ya aslında bugün bir video izliyorduk, şu an notlar arasında var, kimin söylediğini tam hatırlayamıyorum ama şurada bir şeyden bahsediyor. Hani biz biliyoruz ki 1 artı 1 2 eder, o zaman bir damla ve bir damlayı birleştirdiğimiz aslında 2 damla mı eder? Ya da bir tane büyük bir damla mı eder? Yani aslında bizim bazen bakış açılarımızda oluyor. Hani hep bildiğimiz şey 1 artı 1 2'dir, başka bir bakış açısı yoktur. Yani kesin doğru budur. Tamam, matematikte evet doğru budur bizim bildiğimiz ama farklı bakış açısı 2 yerine, 2 damla yerine 1 büyük damla eder mi? Aslında bir birlik var mı? Ona bakmak gerekiyor. Çünkü bizim bu haklıyız, haksızız kavgaları aslında birliğimizi bozan kavgalara, tartışmalara dönüşüyor bir noktadan sonra. Ve aslında bu tehlikeli bir şey. Yani hem normal hayatımızdaki insanlar için tehlikeli bir noktaya dönüşüyor. Hem kilise içinde kardeşlerimizle olan o birliğimizi, bütünlüğümüzü kötüye yönelten bir şey oluyor. Ve aslında Süleyman Özdeşler'in de 17. bölüm 19. ayette diyor ki, baş kaldırıyı seven kavgayı sever. Yani tartışmayı seven kavgayı sever. Biz kardeşlerimizle esenlik içinde mi olmalıyız? Yani o esenlik barış ruhu mu hakim olmalı ya da o kavga tartışma ruhu mu bizim hayatlarımızda hakim olmalı? O zaman o haklı haksızlık düşüncesini, farklı düşünceleri 1 artı 1 2 değil ama 1 artı 1 bir büyük damla olarak bazen bakmamız gerekiyor. Ben çok kısa olarak tabii bir yaklaşık 8-9 dakikamız kaldı ama biraz daha zamanımız var, toparlayacağız ama birkaç yorum var, sorular var, yorumlar var. Albena Koleva, yani o çok selam etmiş, siz Rab size çok bereketlesin diyor. Serkan Bey, o merhaba diye selam söylüyor sadece, bir yorum yapmamış. Misho Filipov, Bulgaristan'dan. Bize selam etmiş, bereketli bir zaman dilemiş. Teşekkür ederiz. Rafael Bey şöyle demiş, Romalılar 14. bölüm 4 ve 1. ayetlerde kulu haklı çıkaran da, yani ayeti direkt kutsal kitaptan ayet paylaşmış. Kulu haklı çıkaran da, haksız çıkaran da efendisidir. Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır. Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak Rab için yaşarız. Ölürsek Rab için ölürüz. Öyleyse yaşasak da ölsek de Rab'be aitiz. Mesih hem ölülerin hem yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi. Sen neden kardeşini yargılıyorsun? Ya sen kardeşini neden küçümsüyorsun? Tanrı'nın yargı kürsüsüne hepimiz çıkacağız. Aslında
Burada şunu görüyoruz, yani ben bu ayette teşekkür ediyoruz Rafael Bey, bu ayeti paylaşmış. Burada şunu görüyoruz, yani Mesih'in önünde haklılığımızın hiçbir önemi yok. Kesinlikle. Yok. Ve bahaneler de haklı yok. Olsak bile haklılığımızın hiçbir bir önemi yok. Çünkü esasen uğraştığımız nesneler ve uğraştığımız olaylar bu dünyada kalacak şeyler. Doğru. Yani biz bir iman mücadelesi versek bunu belki farklı değerlendirebiliriz ama baktığımız zaman işte evde, orada, burada, sağda, solda uğraştığımız her bir şey bu dünyada bırakacağımız ve bir daha sahip olamayacağımız ve geri dönemeyeceğimiz nesneler veya şeyler. Dolayısıyla evet, Rabbinin yargı üstüne çıktığımızda bizim önümüze çıkacak olan şey haklılığımız olmayacak. Haklılığımız olmayacak. Ama bizim önümüze çıkacak şey, yani Mesih'in önünde temiz bir vicdanla haklıysak bile haksızlığımızdan vazgeçip kardeşlerimizi onurlandırmayı seçip seçmediğimiz aslında önümüze konulacak. Mutluluğumuz, esenliğimiz, esenlik dolu bir yaşama, yani bir iman yaşamına sahip olup olmadığımız ve böyle bir yaşamı başkaları içinde dileyip dilemediğimiz aslında önümüze çıkacak. Yani Mesih'in önüne çıktığımızda bunlar bize sorulur. Yani haklılığımız bize sorulmaz. Kesinlikle. Çünkü zaten İsa Mesih haksızlığa uğradı. Yani neyin hesabını yapıyorsunuz aslında? Doğru. Yani bu dünyada en büyük haksızlığa uğrayan İsa Mesih olduğu için bize sen haklısın veya haksızsın'dan ötürü değil ama daha gerçekçi ve daha çok daha büyük değerleri bize soracaktır Mesih İsa. Dolayısıyla yani bütün herkesin, hepimizin yani bakması gereken nokta İsa Mesih'in önüne geldiğimizde karşımıza neyin çıkacağı? Haklarımız mı? Yoksa haklarımızdan vazgeçip Tanrı'ya güvenip Mesih'in çağrımına bakıp devam etmemiz mi? Bence en önemli şey bunlar. Anla, az bir zamanımız kaldı. Hepinizden bir iki cümle isteyeceğim, rica edeceğim. Tabii ki. Sen ne söylemek istersin toparlamak için? Evet, tabii ki en önemli şey bu bizim için. Ama bu bizim hani bir gecede yapabileceğimiz bir şey değil maalesef. Hani biz çok büyük lütuf altındayız çünkü bu gerçeği biliyoruz ve inanıyoruz ama bu uğurda yaşayabilmek, böyle davranabilmek, sürekli asıl önemli olanın Mesih İsa'nın istediği, Rabbin istediği şeyin olduğunu yani hayatımızın merkezine koyarak yaşamak kolay değil. Ve şu çok önemli, eğer bizim bazı özelliklerimiz varsa, işte toparlamak için söylüyorum, benim ağzım çok iyi laf yapıyorsa, birisinin hafızası çok iyiyse, bu güçlerimizi biz ne zaman çok fazla kullanmaya çalışırsak o zaman bizim zayıflıklarımız haline geliyor. Bence senin söylediğin Süleyman'ın özdeyişlerinde baş kaldırıyı seven kavgayı sever. Bu aslında şu demek, baş kaldırıyı seven günahı sever. Ve hiçbirimiz günahı seven insanlar olmak istemiyoruz. O yüzden eğer benim ağzım iyi laf yapıyorsa benim dinlemeyi de öğrenmem gerekir. Benim hafızam çok iyiyse bana karşı yapılan haksızlıkları bir şekilde unutmaya çalışmam gerekir. Ve bence bunların üzerinde çalışarak yavaş yavaş Mesih'e layık, Rabb'e layık çocuklar olmaya çok güzel başlayabiliriz diye teşekkür ederiz toparladığın için. Gizem, sen yani bir iki cümle söylersen. Yani dedik en başından beri haklı olmak mı, mutlu olmak mı diye. Aslında ikisini birden olmak evet bu hayatta ama ne haklı olmak için ne de mutlu olmak için aslında yanımızdaki kardeşimize acı vermemek, mutsuzluk vermemek en önemli nokta bu. Bunu unutmamak gerekiyor. O zaman Mesih'in sevgisinde her zaman kalıp kalıp eğer da bir şeyi savunacaksak da Mesih'in sevgisine kalarak evet. Sevgiyle savunmamız gerekiyor. Çok güzel. Timothy, sen ekleme yapmak için. Yani hiçbir zaman temel gayemiz kendimizi haklı çıkarmak veya ben haklıyım demek değil ama haklıyı, doğruyu ve bizi mutluluğa götürecek ya da iyi olana götürecek şeyi birlikte aramayı öğrenmek gerekiyor. Bazen belki iyi olan şey mutluluğumuzu da götürecek. Ama iyi olduğu için orada onu da tutmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ama bazen belki haklı olacağız ama bu bizi iyiye götürmeyecek. Bunlardan bazı noktalarda feragat etmemiz gerekecek. Bunların ayrımını iyi yapıp ama her şeyden önce Tanrı'nın hayatımızda hoşnut olması için kendi gururumuzu, benliğimizi bir kenara bırakarak Tanrı'nın isteği bu konuda ne? Onu araştırıp alçak gönüllülükle onu kabul etmek ve bunu sevinçle yerine getirmeyi öğrenelim diye dua ediyorum, temenni Amin. Ediyorum. Amin. Çok güzel, yani çok güzel aslında toparlamalar yaptınız. Tabii geç olmadanın bugünkü amacı yani haklı olmak mı daha iyi, mutlu olmak mı daha iyi değildi.
Ama şunu amaçladık, yani haklı olmak söz konusu olsa bile biz kendi hayatımızda hem kendimiz hem de başkalarının mutluluğunu her zaman önemsemeliyiz. Çünkü Mesih İsa'nın çocuklarıyız. Yani Tanrı'nın çocuklarıyız. Ve bir en başına söyledik, yani bir temel atarken yakındaki temelleri de yani göz önünde bulundurarak onlara zarar vermeden devam etmeliyiz. Ve şunu da unutmamalıyız ki dünyada başımıza sayısız defa haksızlık gelecek. Ama aynı zamanda bizler birçok defa haklı olduğumuzu da iddia edeceğiz. Yani bu tam ters olarak her zaman işlemeye devam edecek. Yani biz haklı olduğumuzu, haksız olsak bile haklı olduğumuzu iddia etmeye devam edeceğiz. Başımıza haksızlıklar gelmeye devam edecek. Bunlar çok çok fazla bizim anormal olarak karşılayamayacağımız şeyler. Ama her zaman unutmamamız gereken şey Mesih'in sevgisine kalmak. Çünkü Mesih'in önüne geldiğimizde biz bununla Rab'le yüz yüze geleceğiz. Yani bizim mücadelelerimiz, bizim sürekli ısrarlarımız bu dünyada kardeşler, değerli izleyenler kalacak ve bizimle gelmeyecek. Bizimle gelecek olan şey kardeşlere duyduğumuz sevgi, Mesih'e duyduğumuz saygı ve sevgi ve çarmıha duyduğumuz bağlılık. Geç olmadan bu akşamlık aslında bu kadar değerli izleyenler ve geç olmadan her salı akşamı canlı yayında 8'de sizlerle beraber en temel konulara, en temel sorulara yanıt aramaya devam edecek. Sizlerin konu önerisi varsa, konu önerileriniz varsa lütfen 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 bizlere Sat 7 Türk aracılığıyla ulaşın veya Facebook'tan, geç olmadan Sat 7 Türk'ten e-mail aracılığıyla bizlere ulaşın ve konu önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz ve bunları emin olun ki değerlendireceğiz. Emin olun ki bu konuları konuşmaya yani hazır bir şekilde olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.